Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği ve Antrenörlüğü Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerine alınacak öğrencilerin özel yetenek sınavları Terzioğlu ve Dardanöz yerleşkesinde yapıldı. 731 adayın müracaat ettiği sınavlarda adaylara sıçrama testi, koordinasyon parkuru, 20 metre mekik koşusuyla basketbol, jimnastik, futbol, handbol, voleybol, yüzme gibi branşlarda testler uygulandı. Yapılan sınavın sonunda 60'ı bayan, 75'i erkek öğrenci adayı 2014-2015 öğretim yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi BESYO'da okumaya hak kazanacak. Yüzme sınavı için geldim işte. Yani şu ana kadar her şeyi, yani bence yani hocalar da zaten herkes hak ettiği puanı verecektir. Yani bir şüphem yok zaten buradaki sınavla ilgili ama işte kendi adıma konuşacak olursam biraz zorlandım. Ama genelinde iyiydi yani şu anda. Durumum iyi diye düşünüyorum. Kaan Ergin, İstanbul'dan geliyorum. Çanakkale Üniversitesi'nin çok beğendiğim için bir de 4 yıllık spor geçmişim olduğundan dolayı BESYO'yu seçtim. Burada mülakatlara giriyoruz. Son sınavımız, branş sınavı. Yüzmeden girdik, yüzdük. Bakacağız, sonuçları bekliyoruz. Öyle. Peki düşünceleriniz nelerdir? Üniversite hakkında mı? Evet. Üniversite kampüs olarak gerçekten iyi bir yerde. Özellikle BESYO kampüsü tam boğaz manzaralı. Gönlümüzü fethetti diyebiliriz. Yani güzel bir yerde, güzel bir üniversite. Bölüme giriş sınavlarımızda, özel yetenek sınavlarımızda, branş sınavlarında antrenörlük bölümü için uygulamaktayız. Giden adaylarımız burada her branşta, 6 branşımızda alanlarına özgü testlerimizle mücadeleye katılıyorlar. Yarışın sonunda ipi gösteren, en iyi dereceyi alan, en iyi tekniği gösteren sonunda bölümümüze, üniversitemize, hatta Türkiye'nin, hatta belki de dünyanın en güzel kampüsü olan üniversiteye girme şansını yakalıyorlar. Peki sınavlarınız nasıl geçti hocam? Çok iyi geçiyor. Şu an için sorunsuz. Çok güzel bir talep var. Bu sene sayı bayağı arttı. Öğrencilerimiz de memnun. Bizler de memnun bir şekilde devam ettirebiliyoruz. Tabii ufak tefek sıkıntılar olur. Onlar da aşılmayacak sorunlar değil.